O gidebilir mi kuzum? Gidiyor. Birkaç kız var. Bak, gidiyor. Nereye hatta gidiyor? Kızların evinde de kalıyor. Kızlarla tatile gitmedim canım ben hiç. Evinde mi kalıyor? Şöyle bir şey var. 60 dolara evliliğimizi satıyorduk. Şey. Hayır ya. 75. Buradan da çocuğu satıyoruz onu da söyleyeyim. 75 diye öndeki gibi. 75 ya o kadar ucuza değil. Şöyle bir şey var. Anlat. İşte iş seyahati nedeniyle Londra'ya gidiyordu. İş merkezi orada. Çağırıyorlar. Onlar da şey, eğer otelde kalmayıp bir arkadaşınızla kalırsanız şirket 75 dolar veriyor ekstradan. İş yerinden bir kızla aynı odada mı kaldın? Odada değil, koca ev, 4 kişi paylaşıyorlar. Kim mi o 4 kişi? Kim onlardı erkek mı? Yok, 2 erkek, 2 kızlar evde. Tamam. Ben de misafir salon diye böyle bozma bir odada. 5. olarak gittim. Ha, 5. olarak. Ha. O kendi de önerdi. Çünkü aynı arkadaş da gelip bizde kaldı. Şimdi yarım anlatıyor, ben burada şey gibi oldum. O kız sizde mi kaldı? Kaldı, bir hafta kaldı, gezdiler, tozdular. İkiniz? Yok, hep beraber. Sen hiç anlatmıyor bunları kuzum? Tabii işte, onu diyorum ya işte, beni burada ipe götürür yani. Manyağa bak, soruya cevap verdim, sormadınız ki. Sizin de moderatörünüzü sıçayım ben affedersin. Hanımlar, beyler, ben Deniz Mesut Süre. İlişki teksi... Teksi mi? Hayırlısı olsun. İlişki teksi olan ilişki teksi Taksim Grand Pera'da alkışlarla başlıyor. Belli ki bugün aklım gidik. Aklım az. Bakalım ne olacak. Sevgili Doğuş, sevgili İrem. Kaç senelik bir ilişki? 7 yıldır evliyiz. 9 senelik de bir birlikteliğimiz var. Ne güzelmiş. Nerede tanıştınız? Üniversitede, 2005'te. Özel bir partide. Private diyorduk da havalı olsun diye. Private? Tabii tabii. Nasıl giriliyordu içeri? 6 kişi vardı partide zaten. Private'a bak! Ya arkadaş aracı oldu. Biz bir DJ getirdik, çalıyoruz, oynuyoruz falan. Siz mi getirdiniz? Hayır ya. O da burada dinliyor tanışma hikayemizi. Şey, yani belli sayıda insan geliyordu. Zaten gelenler de küçük bir kitle, birbirini tanıyordu. Uzak. 6 kişilik bir mekan. Yok canım, 30 kişi falandı herhalde yani. Çok oğlum niye beni kandırıyor? 6 dedin de. 6 demedi mi? 30 kişi vardı, sen öyle şaka yaptın dedin. Evet, 30 kişi falan vardı. Bir arkadaş grubu var, biziz. 3-4 İremler. İremler de benim tanıdığım bir arkadaş grubunun içinde İrem. Ama görünce ha dedin mi? Görmedim, çok alkollüydüm. Ben yaptım. Ne yaptın? O kısım bende. Şimdi ben onları uzaktan görüyorum. Onlar biraz alkollüydü. Ben çok aram yok alkolle. Daha böyle ayığım ben zaten. Onları ben gördüm böyle arkadaş grubuyla dans eden bir çocuk böyle ediyor falan böyle herkese dans ediyor. Sadece benle dans etmedi. Ben böyle artık benle sadece dans etmedi. Ne oldu? Bende sıkıntı mı var falan diye düşünürken böyle gecenin böyle bir 2-3 saat sonra herhalde geldi yanıma, evet. Beni dansa kaldırdı. Ve onunla bir 2-3 saat bayağı bir dans ettik. 3 saat? Evet ya yani onu ben abartmıyorum gerçekten. Hani gece artık ışıklar yanana kadar dans ettik. İkiniz sadece? Evet. Artık son biz kalmıştık herhalde. Çünkü... Öpüşüldü mü o gün? Hiç dokunma yok, sıfır. Sadece... Nasıl dans lan bu? Evet. Dokunmadı, şey... çek lan elini. İrem'in bir arkadaşı, İrem bir ara 3 saatin ortalarında birini köşeye çekip kızım sen dans etmiyorsun, sevişiyorsun adamla demiş. Ben onu çok sonra öğrendim de. Hani... Ama hiç dokunma yok, hiçbir şey yok, hiç öpüşmedik. Ha sen biraz daha mı, nasıl derler buna, tavırlı dans ettin? İkimiz de öyleydik ya. Yo yani böyle bir el ensede falan ama böyle... Oğlum güreşiyor olmayasınız. Mesut Bey gece 3 kısmetinden tuttum şöyle. Gelmiyor, götü büyük gelmiyor böyle. Şöyle, yani hani dokunma var ama hani ense, saç falan böyle daha böyle uzak yerlere böyle dudağa falan değil. Acaba neye uzak? Ben sormaya korkuyorum bu taraf heyecanlandı. Hadi inşallah abi. Ben bu detayları hatırlamıyorum bu arada. Ben sadece yakın bir şekilde dans ettiğimiz şeklinde hatırlıyorum. 2005 yani. Kaç, tabii. 15 bayağı yani. Kaç sene ben olmuş. Bende alkol yoktu tabii. Çünkü o kadar. Ha işte öyle olur. Ondan. Ya. Tabii. Sonra bir daha 2010. Kim kime ulaştı? Ben ulaştım. Nerede? O gün telefon aldı, almaya çalıştın sen zaten. Ne oldu? Telefon aldı mı o gün? O gün aldı. Sonra ne oldu? Siz o dönem sevgili oldunuz mu? Akşam bize gel dedi. Ben gelmem dedim. Ondan sonra... Sen niye böyle aynalı tahayyülü konuşuyorsun beni? Dövecek şimdi. Gelmem dedim. Gel dedi. Sokacağım gelmeyeceğim dedim. Hiç hoşuma gitmedi yani. Ne öyle gelmem bir dans hiç. Ettik. Tabii ya. Gitmedik. Orada kapandı ama ben telefonda bekliyorum tabii. Mesaj attı böyle bir hafta sonra ya da 5 gün içerisinde bir mesaj attı. Evet mesaj attı. Attım. Neyse hani buluşalım falan. Ben de tamam dedim. Buluştuk.
Ama pek de bir sevgili olamadık. Böyle iki ay olduk, olmadı. Başka bir kız da vardı galiba. Altı yıllık bir ilişkisinden ayrılmıştı. Oraları yayınlamasın. Oraları niye yayınlamıyorsun? Altı yıllık ilişki mi vardı? Beş küsur yıllık ilişkim bitmiş. Ben tam bitti, ben de tanıştım. Birkaç ay sonra o parti oldu, tanıştık işte. Tamam. Evet. Sevgili olamadınız. Öbürünün üzüntüsünden mi? Yok, bir kız daha vardı arada. Oğlum senin öyle bir tipin de yok. Sen yok, ne anlatıyorsun bize ya? Üçüncü bir kız daha vardı. Evet, o da kısa bir ilişkiydi yine İrem'le tanışmadan önce. Tamam. Böyle tam bir şeytan üçgeni gibi. Ama tabii İrem'den dinleyince şerefsiz olan benim. Cam, katılıyorum ona yani. Ne oldu bir yani? Kimse bir şey demezken geri adım attın. Ne bileyim. Tamam. Ömer biraz o iki ay ne oldu? Ne yaşadınız iki ay? Ya istiyor, ben hani çıkalım edelim falan istiyorum. O istemiyor. Yani kafam çok karışık. Ay başka kızlar falan böyle. Garip garip davranıyor ama ben bayağı bir iki ay bir zorladım. Hadi. Ondan sonra biraz sevgili olur gibi olmadık. Daha sonra tam da böyle hatırlıyorum, böyle portakal soyuyordum. O hastaydı böyle. İrem işte ayrılmak istiyorum, istemiyorum ben seni falan yaptı. Hastayken? Evet, hem hasta. Sen ona portakal soyarken hastayken istemiyorum mu dedi? Aynen öyle. Sokamadın mı portakalı ağzına? Ben gururuma zaten yediremedim. Hasta. Evde, evi de uzak bir yerde, üniversiteden kampüste sapa bir yerde o yolu yürüdüm falan, hiç unutmuyorum o yüzden o portakalları. Gön bakalım. Vallahi. Sen ama sonra? Tabii benim tarafı da var hikayenin. Şey. Neymiş? Yani mesela şeyi de atlıyorum. Öbür kız daha güzeldi. Yok. Onun tarafı oymuş. Yok. İrem hepsinden güzeldi de. aramızda bayağı bir çekim var o arada. Ama ben tabii kafa gidik. 22 yaşındasın. Birinden doğru ayrılmışsın. Öbürü var falan filan. Yani benim en naif kendimi savunabileceğim kısmı oydu. Tam o portakal muhabbetinden 10 dakika önce o ilk kız aradı beni. Bir anda 6-7 ay geçmiş, ayrılmışız, bitmiş. Ne dedi? Ben Bursa'ya geleceğim. Gelme dedim, kapattım. İrem'e çıktım balkona, portakalının bitmesini bekledim. Ne portakal, her şeye de şahit. İrem dedi. Ulan soydular da bir her şeyi izliyorum ha. İrem dedim, ayrılalım, olmuyor. Hani görüyorsun, ilişki yapamıyorum. O kız aradı falan diye mi? Yok, onu da gelme dedim. Ona da Bursa'ya gelmedi. Geldi sonra mi? İşte aradaki o bir aylık kızla ben 6 sene çıktım. Kimseyi istemiyorum dedi dedi. Evet. Birincisi 5,5 yıl. Evet. Bahsi geçen üçüncü kızla 6 sene, sonra İrem. Sonra İrem. Toplam hayatı. Çok affedersin. Evet. Giresun işletme 3. tercih olmuş senin için yani. Hanımefendi hepsinden güzel bence de. Ama yani öbürüyle 5 sene, öbürüyle 6 sene. En son artık 3. tercihe yerleşmişti. Öyle tahmin ediyorum. Ama ilki 17-22 yaş arası. Öbürü sayılmaz. Öbürüyle üniversite, ayrı şehirlerde bir ilişki. Zaten aynı şehre geldik. İstanbul'da buluştuk. 3 ay sonra ayrıldık. Ha, olmuyormuş bir dikeni. Olmadı. Bütün aynı hikaye böyle dışarıdan tuhaf görünüyor ama hepsinde açıklaması var sende. Var, evet. Var. İkna aldım yani. Ama hep o kazanıyor yani. Sonunda evet, kazanan evet. O. Seneler sonra kim kime bir şey yazdı? Ben. Ne yazdı? İşte askere gittim, geldim ben 6 ay. Döndüm, öbür o ikinci ilişkiyle ayrıldım. Sonra bir sosyal medya hesabı açtım yıllar sonra. Birkaç arkadaş ekledim önce, ayı gibi gözükmeyeyim diye. Sonra 6. 7. İrem'i ekledim. Bir mesaj attım gecenin biri, ikisi falan. Ne yazdın? Ne haber? Portakal ister misin? Bu sefer de ben sana soyayım. O günkü portakal duruyor, saklıyorum. Tabii, 7 senedir de şeyi tartışırız. Ne küçük müydü, büyük müydü? Özentisizlik de var. Özentisiz mi yazmışım yoksa neyi büyük mü yapmışım falan. Ne haberdi ki, ne küçüktür ya. Yani evet. Ama o normalde Türkçe'yi yazarken çok dikkat eder imla kurallarına falan. Hani ilk ne haber yazarken neyse büyük olmalıdır özen gösteriyorsa. Değil, ne haber. Sigrid. Cevabını da öyle mi lan, küçük ne haber böyle mi yani? Ne bakarsan ya, ne haber. Ben öyle algıladım çünkü neyse küçüktü. Değişiksin gerçekten, evet. Sonra o yazdı, ne cevap yazdı? Yazdın mı o gece, hatırlamıyorum. Hemen yazdın mı gecenin? Ben o gece yazmadım. Çok heyecanlandım. Ben bu arada hani 6 yıl boyunca da ölüyorum aşığım değil de hani bir aklımda da kaldı yani. O yüzden ondan böyle tüm stoklarımı da eritmişim, bitirmişim. Kimse yok hayatımda. Neyi eritmişim? Siz halde mi çalışıyorsunuz? Portakallar, marullar, stoklarımı erittim diyor. Yurt dışından ithal ettim, onlar da bitti. Ay, bana kızıyordu mesela. Ki. Sosyal medyayı o yüzden özellikle söyledim. Bana kızıyordu. Sen hiçbir şeyin yok, Twitter'ın yok, Facebook'un yok, stoklayamıyorum. Sonra buluştuğumuzda beni bir de öyle azarladı.
O dönem hayatında biri var mıydı? Benim kızım mi? Aha. Yok dedim ya, yok. Bitti, elde avuçta bitti. Yok demedin, stokları erittim dedin. Yani... Kimi erittin en son? Kim eridi? Hiç hatırlamıyorum. Ha, öyle, yalandan biri eridi. Aynen, yani. Aynen yani, 2 ay, 3 ay, 5 ay. Yani bir yıl, 1,5 yıllık falan olmuştur. Öyle tamam. Çerez çerez şeyler vardı. Hiç beklemedim, kelimeler geliyor ya. Bir tekim tıynetsiz adamlar. Yani 1,5 yıl falan biraz daha kıymetlidir tabii bir yıla tamam. göre. Ay'a göre. Ne haber yazdı sen ona? O kadar hatırlamıyorum ama ben de selam, ne haber falan demişimdir. Sabahın 4'ünde 5'inde yazdığı için herhalde. 2'de yazdı. İçip içip ha, yazdı hocam. Yok yok. Bayağı askerden gelmişim. İşsiz. Keşke içseydin öyle söyleyeyim yani. Annemin evinde askerden gelmişim. Ömrüne yazdı 5 yıllık. Yok ömrü yok. Ne yapayım ne yapayım. 3. tercih. Giresun işletme yaz. Hadi bakalım. Ya benim amaç orada belli. Hani gidip şimdi 6 yıllık ilişkiden çıkmışım. Yeni kız bilmem ne kovala. Dur bir önce var olanları bir yoklayayım kafasında yazmışımdır kesin. İkiniz de birbirinize ayısınız. Rahatlıkla söyleyebilirim yani. Stok eritenler. Tamam. İyi tatlısınız yani. Çok tatlısınız. Sonra? Bu yazışmadan da 3 hafta sonra buluştuk. Nereye işte. Gidildi? Barlar Sokağı'nda bir yere oturduk. Eve tutuşuldu mu? Yok. O an ne haber, ne yapıyorsun? İşte 7 yılı özet geçtik böyle ufak birbirimize. İşte diyor ben o seni o kızla evlenir sanıyordum falan filan ama sohbet hiç öyle eskiye dönmedi zaten o gece. Bir saat, 1,5 saat oturduk oturmadık mekanda sonra kaçtık. Yani beraber kaçtık. Nereye? Kalktık yani. Evet. Gece bitti. Tamam. Sonra akabinde hemen yazışmalar, mesajlaşmalar çok sürmedi. Hep buluşuyorduk hafta sonları. Yani ikimizin de tahmininden hızlı gelişti olaylar. Güzel ama çok acayip bulmuşsunuz birbirini sonradan. Evet. Çok eğleniyor gibi duruyorsunuz yani birlikte. Evet. Evet işte o üniversite yılındaki bahsettiğim o elektrik kaybolmamış. Garip yani garip ne denir evren. Sonra da şimdi falan. Kaç sene olmuş? 9 sene diyorsunuz yani. Evlendiklerini kim etti? Aynı anda karar verdik o enerjiden aslında herhalde. Biz evlenmeliyiz gibi çıktı konu. Aynı anda karar mesela normal evdesiniz. Bir anda gözü gülüp şimdi böyle mi yaptınız yani? Yok aslında şöyle gelişti. O el ele tutuşma 3. 4. buluşmada başladı bizde. Tamam. Böyle bir hani çift olma havasına gidiyoruz. Sadece takılmıyoruz moduna girince yavaş yavaş o konularda konuşulmaya başlandı. Teklif var mı ortada? Ha, en son var canım adet yerini bulsun diye. Nerede ama zaten ettin? Yüzüğü falan kendi seçti biliyor her şeyi öyle sürpriz durumu olmadı. Olsun nerede ettin? Taksim'de mekan vermiyoruz. Vergisiz şu saatten sonra vergisiz bir mekan yani. Hafta içiydi. Ben önce o zamanlar Şişhane'de çalışıyordum. Çıktım erken izin alıp Bakırköy'e gittim toplu taşımayla yüzüğü hallettim. Geri geldim Taksim'e. Mekanı ayarladım zaten. Öyle çok ekstrem bir hazırlık yapmadık. Çünkü yüzüğü çatala sokmuş. Ha. Ne demek o? Ya sürprizli çünkü olsun istiyorum. Çünkü bunlar neden bu kadar uzun anlattı ben söyleyeyim. Çünkü öyle bir ayrıntı verdi ki toplu taşımayla gittim. Bize ne bundan çünkü yani? Çünkü... Altı gibi kalktım yüzüme bir su vurdum tam ayılamadım. Ya hayır sürpriz efekti olsun istiyorum. Zaten evleneceğimiz belli. Bir bari ufak da olsa bir sürpriz yaşasın. Çatal yani. Ne demek kuzum? Ha, lavaboya kalktı. Geri gelmeden önce hemen işte ne o tek taşı şeye taktım. Dik dursun diye şöyle. Masa, oturduğu masada daha servis falan gelmemişti. Temiz çatala taktım canım. Tarhana çorbası içti. Tamam tamam. Galiba çorbayı da çatalla içiyor. Hayırlısı olsun. Neyse. Yoğurtlu taksaya yoğurtlu. Evet. Geldi oturdu ama hiç o tarafa bakmadan direkt bana dönük oturdu. Hiç görmedi. 10 dakika falan cebelleştim ben. Hani yüzüğü kendi görsün diye. İşte diller döküyorum, şakalar yapıyorum o tarafa dönsün diye. Ama orası da duvar hani dönmesine de imkan yok. Sonra bir artık sen ne anlatmaya çalışıyorsun bana falan demeye başladı. Artık böyle yani elimle kaş göz yapmaya başladı. Döndü yüzüğü gördü. İşte mutlu oldu yalandan. Yalandan. Tabii canım sürpriz yalan oldu kızım, o anlamda. Yani. Nasıl bir andı o? Ya işte ben lavaboya inmiştim alt kata geldim. İşte böyle kıvranıyor bu böyle. Neyse sonra gördüm işte o kıvranmasından sonra çatalda yüzük var. Hani benim de hayalimdeki teklif bu değildi yani. Tabii ki de şey öncesinden yüzüğü seçti. Bu bir hayal değil hayatım yani. Çatalın ucuna taksa biri de şu yüzüğü. Evlilik hikayemize yani teklif hikayemiz bu kadar aslında. Yani daha detayı yok. Çatala yüzüğü taktı sonra da parmağıma taktı. Keşke çatalı taksaydı parmağına o zaman daha bir haber değeri olurdu. Bir de çocuğunuz var. Evet. Allah bağışlasın. Teşekkürler. Kaç yaşında? 4'ü geçti Mayıs'ta. Tam da yaşlara ne adı? Uzay. Uzay. Gidiyor mu kreşe bir şeye?
Gidiyor şu an yaz okulunda. 4 yaşta yeni başlıyorlar okul hayatını anlatmaya. 3 yaşta kesinlikle anlatmıyordu. Ne yaptın oğlum okulda? Böyle bir ölüm sessizliği falan. 4'te açılıyorlar. Çocuğa anlatmaya. Bak yeterince susarsa babam da unutur belki. Böyle. Biraz karakteri asabi yani. Doğduğu birinci günden beri. Öyle mi? Evet. Bir de 2 yaş sendromu varmış. Onu da atlattı. 2, 3, 4. 4 yaş sendromu neymiş mesela? Ya şöyle... İngilizce terimleri çok popüler ya. Ben sadece terrible two'yu duymuştum. Uzay 4 yaşına gelene kadar. Meğersem 4 yaşına gelince İrem biraz araştırdı Google Moogle. Terrible two, horrible three, fucking four'muş. Fucking four mu? Evet, biz... Motherfucker 5. Motherfucker 5. Olmaz. Biraz uyku kültürünüzü merak ediyorum. Aynı anda mı yatağa girersiniz gece? Eskiden daha böyle evliliğin başındayken yan yanaydı. Şimdi... Kimin uykusu gelirse gidiyor. Evet. Vallahi. Bir de çocuktan sonra bizim ev şeydir yani. Gece bize bakın bir uyuma pozisyonumuza. Sabah kesinlikle aynı pozisyonda kimseyi aynı odada bulamazsınız. Odada da bulamazsınız. Aynı evde bulamazsınız Mesut Bey. Vallahi Acıbadem'de yatıyorum. Gemsiz'de kalkıyorum. Ben de anlamıyorum. Çocuk gitmiş Uruguay'a. Yani standart bir hafta içi akşamında... Şey, uzay yatağına konur. Tamam. İşte kim önce yatarsa yatağa yan yana. Ama sabah kesin işte gece uzay gelir, çişi gelir. O götürülür. Sonra İrem uzayın yatağına geçer. Ben uzay tekmeli yatan bir çocuk. Bayağı böyle deli yatıyor. Deli ben, yatıyor. Tabii salona kaçarım falan hep öyle. Çocuktan mı kaçıyorsun? Tabii, deli yatıyor diye. Evet. Kim kitlerse ona. Ya 110, çocuğu kim kitlerse. 110 santim boyu var. Koca 2 metre yatak beyefendinin şu an yani takılıyor orada. Biz de kovamadık kendimiz çıktık. Ha, sizin yatakta yatıyor şu an. Evet evet. Ya hiçbir zaman yanımızda yatırmadık. Dikkat ettik o uyku moduna ama gece illa kalkıyor. Korkuyor karanlıktan vesaire. Bunun çözümü var. Şimdi yataşta şöyle bir yatak varmış. Diyelim yatağın bir köşesine ıhlamur koydum. Yatağın öbür tarafında zıplıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Alalım mı o zaman? Kadın da dünya tatlısı flash TV. Alalım o zaman. Sizden deli yatan var mı? İrem. Valla. Nasıl anlıyoruz deli yattığını? Ya şeytan çarpmış zannettim bir gece. Fotoğrafı var. Mesut Bey egzorsist. Bunu ne yataş kurtarabilir? Fotoğrafı var. Odaya girdim. Unutmuşum onun önden yattığını. Ya bir an ışığı yaktım geri kapattım zaten. Sonra telefonun ışığını açıp fotoğrafını çekip sabah gösterdim ki. Nasıl? Yani. Yap bakayım bir. İki bacağı kesinlikle bir öbür bacağı başka birinin bacağı zannedersin hani yani. Öyle bir... Belki başka birinin bacağıdır. Nasıl abi? Bayağı biri bir tarafta, biri yatağa... Yani kesinlikle benim yanına yatmama zaten imkan yok. Ancak böyle bacağının arasındaki boşluğa falan böyle cenin kıvrılman falan lazım herhalde. Gittim geri salona uyudum. Bayağı deli yatıyor. Doğru mu kızım bu? Deli doğru. Mi yatıyorsun? Doğru. Ama yani belim ağrıyor biraz. O doğru pozisyonu bulana kadar uğraşıyorum. Doğru pozisyon egzorsist mi? Evet. 3 yastık, 4 yastık yatakta... 4 yastık bir bebek yastığıyla vesaire yatıyorum yani. Öyle mi? Evet. Sen çocukla uyuyabiliyor musun? Asla uyumam. Neden? Direkt veririm. Anneye bak. Anneyim ben ne uyuyacağım lan kendi çocuğumla. Ya horluyor bazen. Ses çocuk. Çıkarıyor. Oğlum 4 yaşında çocuğu böyle alabildiğini eleştiremezsiniz şu an karşımda. Horluyor, osuruyor. Bu nasıl çocuk ya? Hangimiz yaptık lan bunu? İşte çok hareket ediyor, dokunuyor vesaire. Uykum da bozulsun istemiyorum. İsteme ya. Salona gidiyor. Otelde kalsın çocuk. Var mı yakınlarda bir otel? Yatılı okul arıyor zaten falan. Yok. Yani salona giderim ya da onun yatağına giderim. Yani genelde de doğuşa maalesef kalıyor onlar beraber. Bebekken öyle bir sorun yoktu da biraz büyüdükçe ikisi beraber uyuyorlar. Evet. İyi ona emzirtmedin ha ilk aylar. Yani evet şey... Bir onu yapmamışımdır zaten. Valla evet. O yüzden alacaksınız bir tane deli yatanlar için yataş. Bitti gitti. Şimdi bunun bir de sloganı var onu beraber yapalım. Sorun yataksa çözüm yataş. Şşşş diyeceğiz. Sorun yataksa çözüm... Yataş. Çok uzatan var kim o ya? Başka var mı hanımı beyi deli yatan? Eşiniz burada mı? Burada. Deli mi yatıyor? Deliden ziyade konuşuyor. Çok konuşuyor. Uykusunda ne anlatıyor uykusunda? Oho, bayağı konuşuyor. İlk evlendiğimiz zaman konuşmasına şahit olduğumda ben delirdi falan zannettim. Şimdi sorun yataksa çözüm yataş.
Ama bu konuyla ne kadar alakası var orası çok... Ya taşı olursa belki konuşmaz. Bizden yatak mı istiyorsun şu an? Büyük bir sorunum var, belki de konuşmaz. Sen farkında mısın hocam konuştuğun? Yok, tamamen deliksiz, sıfır. Sorumsuz bir uyku çekiyorum her gece. Ne anlatıyormuşum peki? Ne diyor? Ya ilk evlendiğimizden bir hafta sonra Ramazan'da işte gece hani bana iftara kaldırmış beni. Sahura daha doğrusu pardon. Uyandırdım, geldi mutfağa. Oturdu, masada oturuyor yani uyanık. Hani şu an sizin yaptığınız gibi. Bana dedi ki, neye karar verdin dedi. Ben dedi, anlamadım dedim. Bir önceki akşamda annesi babası bizdeydi. Acaba bir şey konuştular da ben kaçırdım mı falan diye. Hani hızlı hızlı geçiriyorum böyle. İşte konuştuk ya neye karar verdin diye böyle sinirlendi bir de. Ben dedim ki valla ben anlamadım ne konuştunuz ben kaçırdım herhalde dedim. Sonra oturdum yanına masada. Dedi ki sen dedi kitap yazmıyor musun dedi. Yayın evine dedi ki yayın evi ne söyledi dedi onu soruyorum dedi böyle sinirlendi. Ben böyle sen tuttum. Kitap mı yazıyorsun? Hayır. sen golf oynamıyor musun? Sopalar nerede? Salonda at vardı nerede o şu an kaçtı mı? Ben böyle sustum ağlayacağım ama gözlerim doldu. Ama ağlanır. Ağlanır yani. Sonra nasıl ayıldı? Böyle 3 dakika falan sustuk ikimiz de. Böyle baktım. Korkuyorum ama delirdi zannettim gerçekten. Sonra dedi ki ben az önce dedi sen dedim ne söyledin ben hiçbir şey anlamadım gerçekten. Dedi ki demin söylediklerimi hatırlıyorum ama neden söylediğimi hatırlamıyorum dedi. Sonra anladım ki... Biraz uzak dur bu adada şu anda da. Azıcık sağa kay. Zaten sosyal mesafe öbürüne yaklaş siktir et. Bu taraf daha tehlikeli. Ya mesela şöyle yapıyor uyurken arkam dönük yapıyor böyle dokunuyor bakıyorum yapıyor. Neden yaptım? Yataş. Alkışlarla. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah hayatta kalırsınız efendim isteriz. Bir şey söyleyebilir miyim? Sonra ertesi gün ben annesini arayıp söyledim böyle böyle oldu hani hep dedi ki, o zaten hep konuşuyor ki meğer genetikmiş. Evde herkes konuşuyormuş. Evde çekirdek herkes böyle. Buraya bak. Ne yaptın sen? Filmde oynayacaktın. Oynadın mı? Demek sevdiceğiniz deli yatıyor. 7 bölgeli paket yay sistemine sahip Düşes yatakların satış linki ve bilgileri videonun altında açıklamada. Dandaram. İlişkinin kıskancı kim? Kıskanç değiliz birbirimize karşı diye düşünüyorum ama... Ya kıskançlık yaratacak bir ortam da yaratmıyorum ben çünkü. İşe gidiyorum, eve gidiyorum, çocukla ilgileniyorum yani. O yüzden ben bir kıskançlık yapmıyorum yani. Ben yaratıyorum mesela kıskançlık yapacağı ortam. Ama erkek arkadaşlara gidiyorum. Hani belki yani kimseyi eleştirmeyeyim de öyle. 10 ilişkiden 8'inde bir problem olur diye düşünüyorum Türkiye standartlarında. Geç geliyorum falan. Ama full halı saha tayfası şu an maç yapmak yerine... Evde oturup PlayStation, içmece. Ya tercih etmiyorum. Hani bir gitmesen falan diyorum da direkt gittiği için. Vurup kapıyı çıkıyorum. Konuşma hakkım yok. Zaten şöyle anlıyorum dışarı çıkacağını. İşte uzayla ilgileniyor. Banyo yaptırıyor. Ya sinsi köpek ya. Portakal soyuyor. Soru gelecek. Tamam ya. Böyle iyi baba, iyi baba. İzin alacak birazdan. Tabii. Yani elini süpüyor. Bir dakika çekil. Tabii ekranlara oynuyor. Mesela anne soruyor ev temizlerken. Ne yapayım anne? Ev temizliyorum ben de. Böyle konuşuyor yani. Onlara ben alıştığım için. Hayır da desem bu sefer tartışma çıkacağı için. Saldım artık. Hadi git. Kaç zamanda bir gidiyor? Bu ara çok sıklaştı evden çalışmalar olduğu için. Yakın arkadaşları da aynı mahalleden herkes zaten. Gidiyor işte. Onlar da evli mi? Yok işte. Sıkıntı o. Bir sen evlisin. Bir ben evliyim. Herhalde o tayfada bir ben evliyim. Evli tayfalarla hep beraber buluşuluyor. Evli insan gecenin sabahın ikisinde gel bana demeyecek zaten. Bekarlar çağırıyor. Biz bekarları neden bu kadar... Bekar köpekler arar gece 3-5. Onların saati mi var Mesut Bey? Hayvan çocuğu bunlar. Arada kavga ediyor musunuz? Bağır çağır.
Onu bırakalı oluyor. Çok oldu ama. Evet. Çocukla beraber azalıyor diyorlar, doğru mu? Hayır. İyiymiş. Yine bayağı ilişkiye hakim olduğum bir noktadayız. Hayır, çocuk hatta böyle ilk doğduğunda, ilk iki sene falan, bilmiyorum, bizim oğlan da belki biraz zorluydu ama bir o uykusuzluktan dolayı bir streslisin, gerginsin, uyuyamıyorsun, uyanıyorsun. Ondan kaynaklı en ufak şeyde kavga ediyorduk. Ama şimdi biraz sakin dedi. Özel ne çıkıyor ağzınızdan en sert? Ya artık böyle yapıyorum, hani gözdeyiz. Ne demek o? Yani çok kavga ediyorum. Fucking four, fucking four. Kız yani kızgınlık oluyor evde böyle ama böyle bağırış çağırış falan değil o kadar. Ha, yorgunuz yani zaten çocuk var, işten gelmişsin, bir de kızmaya mı, halim yok, beni bırak artık. Sen de hocam? Ben çocuktan sonra araba kullanmaya başladığında çok asabileştim, farkındayım. İlk hele bu bayağı böyle bir ay içinde direksiyona geçip bir ay sonra lanman direksiyon. Onlar bambaşka bir konuya cevap veriyor şu an benim. Yok yok. Çocuğu sordunuz ya. Asabilik. Çocuğu sormadım ben. Aranızda kavga var mı diye sordum. İşte o asabilikte biraz o dönem çok fazla tartışmış arabadayken olabiliriz. Arabadayken bana kızıyor demek istiyor. Arabada hanım da var. Ha, evet evet. Ha desene oğlum bunu. Tabii. Şimdi o, oldu. O da geriliyor tabii ben öyle yapınca. Ben aldırış etmeyi yükselince biraz. Sonra dönüp birbirimize... Birbirinize diyorum ben. Birbirinize kavga ediyorsunuz. İrem'in dediği gibi azaldı bayağı. En sertliğini duydun ağzından? İrem'in ağzından mı? İşte S git yani işte o kadar mı en çok? Evet evet. Çok evet. Sen? Ben de İrem'e direkt yok benim de odur yani. O kadar. Tabii yan arabaya ama. İyi. Evet. Yani hep şey diyor, yan arabayı koruyorsun, beni hiç korumuyorsun diyor. Ha evet. Hep onu tutuyorsun daha diyor. Daha bugün yaptık onun kavgasını. Ya mesela öyle. Öndeki arabaya klasik şoför, bilmiyorum araba kullananlar bilir yani, empati yapar. Ya aman be yürüsene falan yapıyorsun, işte hemen onun yürümemesini savunacak bir teyze gelip beni çürütüyor. Ben de diyorum ki hocanı savun azıcık, hani adam yanlış sürüyor diyorum. Adamın da bu tartışmadan haberi yok. Yok yok, biz birbirimiz. Yan araba normal yoluna devam ediyor. Arkada onun üzerinde tartışma çıkmış. Azıcık o adamı değil, beni savun. Sus be, siktir git. Bugünkü olay da tam şöyle oldu. Sol şeritteyiz, biraz geç kaldık. Oğlanı kayınvalideye bırakıp geldik buraya. Kahvaltıya bizi bekliyorlar falan filan. Önümdeki arabaya selektör yapacağım ben. Arkamdaki de bana yapıyor. Ama önümdeki bayağı yavaş gidiyor. Arkamdaki bana selektör yapınca ben öndekini bıraktım. Arkadakini dikiz aynısına, ne var dur bekle onu falan yaptım böyle. İrem şey diyor, adam seni duymuyor ki ne yapıyorsun falan diyor. Ben yine daha da sinirleniyorum. Hani beni savun, sen de benimle birlikte küfür et yandaki adama, deşarj olalım. Yani öyle ben onu bekliyorum. Yandaki adama birlikte göt dersek ne güzel olur aslında dünya. Parapul durumları kim daha çok kazanıyor? Tam eşitlendik bu sene. Evet, bu sene daha önce kim daha çoktu? Ben. İrem. Öyle mi? Evet. Ana. Hocam hanım 5000 euro maaş alıyor. Sen de 5000 lira alıyorsun. Evet. Tamam. 8,5 kat fark var. Evet. Bu seni... Biz bunu yayınlayana kadar 9. Ya da 7. Şimdi spekülatör olmayalım. Belli olmaz. Hayat. Her şeyden de korkuyorum. Sıçam ya. Birazcık karakter, biraz gurur be. Azıcık gurur. Dur arkasında. 9'da geç be. Geçemiyorum. 6. Şimdi. Bu durum seni çok rahatsız eder mi hocam? Ben direkt 44 bin lira para alıyor. Buna cevabım evlendiğim günden beri hazır. Hani sizin soruları çalıştığımdan da değil. İstifa mektubumu direkt yazarım. Evde çalışmadan oturursun. Tabii çocuğa bakarım. Çocuk olmadan da aynısını düşünüyordum. Hanım keşke kazansa da 10 katım. Ben evde otursam. Baya çok yakın bir arkadaşımla hanımları çalıştırıp çocukları İsviçre'de bebek arabasıyla sürme hayalleri falan. O İsviçre'de yaşıyor da. Hani ah biz de kazansak gelsek yanınıza. Baya böyle hayal kuruyordum. Hiç gücenmem, ego yapmam. Direkt basarım istifayı. Vallahi. Tersi onun için de geçerli. Sen kızım? Aynısı. Aynısı geçerli. Hele 5000 euro ya, ben direkt ev taksitine girerim morgıça. Arabayı yükseltirim. Vizyonsuz köpek. İlişkinin pintisi kim? Vallahi. Yani, benim söyledim. Ben bir şey yapmadım. Yok yok, bana diyor, bana. İlişkinin pintisi benim şekerim. Tüm para onda. Ben hiç karışmam. Borsada mı oynuyor, bitcoin mi alıyor, ne yapıyor, hiç karışmam. Böyle şeyleri var mı? Arada beni güncelliyor, banka şu kadar oldu falan. Bazen böyle bayağı iki günde bayağı bir artıyor. Ne yaptın acaba diyorum. Bankamı soydum falan. Türkiye enflasyonu. Tutumlu. Mı? Cimri. Bitcoin mi alıyorsun? Alıyorum. Borsa oynuyorsun. Borsa yok. Bitcoin alıyorum. Ha. Satıyorum. Para işleri sende o zaman. Ben, abi. Tabii. Para bende. Yapma ben, ya. Ben mesela satışçıyım. P-
primimi iki gün falan görüyorum banka hesabımda. Üç ayda bir yatıyor Allah'tan. Sonra gidiyor İrem'e. Hatta bazen geç EFT yapıyorum biraz daha zengin hissedeyim falan diye. Azıcık bakayım lan ekranda. Aynen öyle oluyor. Ne güzel yazıyor 16.400 ha. İlişkin dokunmatik kim? O. Nereden dokunmuş. Diyoruz bunu? Nasıl? Dokunmatik. Yani dokunmuş kim daha işte, çok muç muç? Ben. O. Öyle mi? O evet, şikayet edeceğim kadar doğuş. Çok fazla dokunmuş. Ha, şikayet ediyorsun. Şikayet edecek seviyede artık yani. Zaman, yer yani hiçbir şey fark etmez. Sürekli. Öyle mi? Sürekli. Anneler, abi. Babalar oturuyorsunuz bir akşam misafirliğe gelmişler. Tamam mı? Çaylar koymuş, kahveler koymuş. Laps diye yapışıyor mu dudaklarına mesela? Ya dudak olmasa bile bir şey yapar yani. Öyle dokunacak yok. Bir enerji. Babayım olacak. Ben mesela. Babanım oturuyorum. Yine mi? Hayır canım. O bir kere onu nikah günü bitirdi o olayı. Aile yanında hiç ben bayağı aslan damat takılıyorum. Şöyle yaptı. Kadıköy Belediyesi'nde evlendik. Sordum ben de bir gün önce. Hani dedim evet Mehmet deyince öpeceğiz değil mi birbirimizi dedim. Ondan sonra dudaktan bir öperiz dedim. Yani şey French kiss istemeyeceğim. French kiss. Hayır normal öperiz küçük bir Buse yani. Bana şöyle cevap verdi. 90 yaşında dedem gelecek olmaz öyle şey dedi. Ben o günden itibaren ailenin yanında. Halbuki dedi de yani artık son bir gördü mü? Hayır, senin deden değil de yani. 90'ım ben diyelim, isterim bir French kiss izleyeyim giderek. Ya klasik ailenin yanında karakterin değişir ya, kimse gerçekten evladını tanımaz. 3-5 dakika öpüşülse bir problem olur mu düğünde? 3-5 dakika. Dakika. Gelini öpebilirsin dedim. Böyle dakikalarca. Böyle masalarca insan var. Öpüşülüyor dakikalarca. Bir yerde biri gelip değnekle ayırırım yani, onu merak ediyorum. Ya şöyle bir şey mesela ki ev işi yapıyorum işte ütü yapacağım koridorda yürürken hop bir anda karşıma çıkıyor. Ya yoktan var olur gibi çık geçiyor öpmek istiyor. Ya dur dedim ya şurada bir işim varken sen de beni hiç öpmüyorsun falan diye böyle bir de kızılıyor. Ondan mesela tartışma çıkabiliyor. Evde hani, tedirgin geziyor mu arada? Geziyorum. Tedirgin. Buralarda olabilir mi acaba şu an? 3+1 ev dur bakalım. Hop öptüm. Öyle şeyler mi yapıyorsun hocam? Evet ya ben şeyim kafam orada yani. Ya boşver bizim ilişkimizden önemli mi işe yetişmek, ütü yapmak bilmem ne. Gel bir öpeyim modundayım. O da çocuk varken? Öpüyoruz. Çocuk da öpüyor. O da bana benziyor. O da geçiyor. Çocuklar attı o da beni öpüyor. Onu öpüyor onu. O da öğrendi benden şimdi. Ha, anne geliyor, öpüyor. Gönderiyorum bazen. Ben öpemiyorum. Git biraz sen öp falan. Valla. Orada gidiyor öpüyor mahsus sabah. Çocuğun önünde dudakları öpüştürürüz mü? Tabii. Her zaman. Ha, onu önerirler zaten. Evet. Ben çocuk gelişiminde bir tek şu an aşamada verebileceğimiz şey sevgi olduğunu düşünüyorum. Eğitim falan hikaye. Uzmanı versin onu. Veremiyorsun. 4 yaşındaki bir çocuğa. O yüzden o sevgiyi görsün öyle büyüsün yani. Hani mantıklı. Ne kadar güzel konuştun ya. Programı duygusala çevirdim ya. Ay bravo ya gerçekten. Hadi bu alkışlar devam etsin. İlk bölümü kapatalım. Bu alkışlarla. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi Taksim Grand Fera'da alkışlarla harikulade bir bölümle devam ediyor. Sence bu adam dünyanın en yakışıklı adamı mı? Yok, değil. Ama bir albenisi var. Yani böyle piç enerjisi var acık. Hakikaten bak böyle vardır ya satışçı olduğunu ben mesela deyince hemen zaten konumlandırdım. Ha dedim o yüzden yani. İnsan ilişkisi iyi bir adam bu. Evet. Değil mi? Flörtöz müdür sence? Benimle evet. Hayır. Normal hayatta yani insanlarla diyalog kurarken. Kızlar ya sarhoş olunca bir aklı gidiyor böyle dokunuyor kızlara. Böyle. Dokunuyor mu? Genel falan. Sordu canım Mesut Bey öyle kızları. Mesut Bey daha ciddi bir soru sordu yani. Dur oğlum buna cevap ver. Siktir et benim sorumu ya. Evet. Ya iş hayatında falan olduğunu zannetmiyorum da özel hayatında biraz içince o dokunmatik ya. Öyle dokunuyor farkında değil biraz ne yapıyorsun falan dediğim oluyor. Dokunmaktan kastın ne? El. Böyle şöyle. Anlatırken. Ha aynen böyle işte sevmem böyle insanlar dokunur falan yapma sen de onlardan olma demek istiyorum ona yani. Ha. Anladım. Fiziken hangi özelliği daha güzel olabilirdi sence? Daha güzel olabilirdi. Evet. Kaç veriyorsun beyine 10 üzerinden? Ya, bana hissettirdi 10 üzerinden 9.
Ama normalde hani başkalarına karşı... fiziken. Hani fiziken vücut okey ama yüzü 10 üzerinden 6,5. Bu çok ne ya? Bu çok ne? Yani insan olduğu için 6 veriyoruz zaten. Bu çift verdi yani sen aşağı yukarı. Aferin aferin ne var doğru canım ya. Evet 6,5 bence de. Ben de. Fazla bile. Bana ne olduysa fizik mi? Fizik. Kası var. Yok. Nesi fizik? Götü var. Nesi fizik? Poposu iyi. Oo bildim lan. İçimde de ondan benim acaba. Poposu iyi, sırtı iyi, beli incecik, güzel. Tamam. Kollarda, İyi. Pazularda kasmaz? Yok, o göğüste. Yok ama... İster miydin kuzum kas? İsterim, kas severim. Olsun. Sipariş alıyor. Olsun ister miydin? 1,5 kas alayım ben, evet, yoğurtlu. Soğan koyma, yok. Soğanlı, sıkılmıyor ya, soğan koyma. Ya şu andaki çok okey. Zaten iyi ama olursa neden olmasın ki? Ha, ya, kas yapsam, hayır demem yani, yapsın. Ya koşumun çocuk üstüne büyüyünce bir var. Beraber spora gidelim mi? Benim tek sporum hayatımda halı saha olduğu için. Aha. Bacaklar iyi, kollar tırt. Ha. Kaşı kaş gözü göz mü? 6,5 verdiğine göre değil. Değil. Tamam nesi daha güzel olabilirdi? Bak bakalım. Senin yani, gözleri baygın gözlerimiz. Evet mesela. Gözleri biraz küçük. Altları biraz şey. Bizim genetik sülalede bir biradan sonra ekonomik moda geçiyor gözler. Fazla kullanmayayım gözlerimi. 2 biradan sonra uçak moduna alıyoruz gözleri. Benim hiç yok fotoğrafım öyle gözler açık baksın kameraya falan. Hep böyle çizgi. Ha, baygın gözleri var. Baygın evet. Güzel bir altları özellik ama bu. Kararmış biraz. Efendim? Güzel bir özellik. Evet böyle sen de onlardansın hocam. Doğuştan keş gibi. Ha, bir şey içmese bile anladın mı? Bu adam akşamcı herhalde denilen yüz yapısı var ya onlardan yani. Üniversite arkadaşlarım da derdi onu çok. Öyle mi? Evet. Atırsızı. Güven vermiyor yani polise. Atırsızı? Tabii onlar daha ağır canım ev arkadaşıyız. Atırsızı, torbacı bayağı lakaplarım vardı yani. Torbacı daha güzelmiş ha. Keşke benim aklıma gelseydi. Evet. Sende bir torbacı tipi var. Dur. Bu alkışlatan köpek hep de sen başlatıyorsun ha. Alakası yerlere. Dur acık. Sence hocam İrem dünyanın en güzel kadını mı? Yani dedim gönül gözüyle evet. Tamam. Ama... Gönül gözünü sormuyoruz bu programda. Evet. Gönülle işimiz yok. Fiziken daha güzel olsaydı dediğim biri. Önce şeyi sorayım. Kaç veriyorsun onun üzerinden hanıma? Onun üzerinden mi? 8 veririm ben. 8. Evet. Nereden Devam kırdın? Bir, hiçbir zaman hayatı boyunca memnun olmadığı bir göbeği var. Ha. O yüzden. Yani bana söylemese kızım. Benim o kadar dikkatimi çekmeyecek bir şey benim için belki. Ama kendi çok ondan şikayetçi. Yine o da benim gibi öyle çok fiziki bir spor hayatı falan diyor. Belki yapsa düzelecek ama işte zaman yok falan. Bir de belki bir tık yine omuzları geniş olabilir. Ha. Evet. Sen bayağı beğenmiyorsun. Nasıl ya gömdü beni. Abi göbek diyorsun, omuz diyorsun. O, ikisi de aslında kendinin şey yaptığı özellikle. Ha yoksa sen hiç. Yok ben yataşı alırım yani ne olacak. Ne yaparsın? Yataş yatağı alırım eve. Şimdi düşünüyorum. Oğlum alakası bir yerde neye yataş diyorsunuz hepiniz? Karın daha güzel olsa olur muydu diyorum eve bir yataş alayım diyor. Ne alakası yok. Hanımının kaşı kaş gözü göz mü hocam? Evet yüzü güzel. 10 mu yani? 10. Yüzü güzel. Niye evde durdurup öpeyim yoksa yani? Aniden çıkmam beni bile tedirgin etti. Demin kulisteyiz ben bir korktum çıkacağım diye. Mesut Bey, aftan izliyoruz. Kuzum fışt yaptın, bir huyu değişsin bu adamın. Hangi huyu değişsin? Şöyle, çok konuşuyor. Çok konuşuyor ama şöyle konuşuyor. Boş konuşuyor. Söyle söyle. Yine koridorda yürüyorum evde mesela bir anda. İrem. Sürekli böyle. Bir arkada İrem. Hani dalmışım, işimi yapıyorum falan. Efendim diyorum falan bir şey diyor. 5 dakika sonra yine aynı ses tonuyla. İrem. Ya o İrem'in yok olmasını istiyorum o sesin artık hayatımda. Normal desin artık. Ama İrem ilk desin. İrem de efendim dese devamı gelecek muhabbetin. Efendimi alana kadar hani diyalog ya bu monolog değil. Bekliyorum yani. Ama cevap gelmeyince evde. 2 saniyede İrem. Ya yani dur bir efendim diyeyim. Dememe fırsat vermeden milyon defa İrem. Evet ben hızlıyım o yavaş gibi yani. Hani beni 1,5'a almışlar onu da yarıma almışlar. Öyle bir kopukluk oluyor. Anladım. Ama ben gevezeyim canım. Kendi soktu beni mesela satış dünyasına. İş görüşmemi onunla yapmışım gibi düşünebiliriz. Tamam. Yok yani hani mecazi. Bu adamı ben mecazdan anlamıyorum abi valla. Anlamıyorum.
Tamam. Çok alakasız bir sektördeydim. Neydi sektörün önceki? Enerji sektörü. Şimdi? Şirket ismi gerek var mı? Yok şimdi. Ha, enerji şimdi. Reklam satış, dijital reklam. Bana böyle dedi. Artık kurtul oradan. Karakterine daha uygun bir şey al. Ne gerekiyor dedim sizin sektöre geçmek için. Gevezesin, İngilizcen de var dedi. Bu kadar mı dedim kriter? Aynen aynen dedi. Hakikaten de aracı oldu, bir firmaya başladım. Öyle mi? Ne o güzel ya. Kariyerde İş buldu sana yani. Evet, işi de o buldu. Ben kariyer planlamacısıyım zaten. Onun CV'sini ben yapıyorum, LinkedIn'ini ben yönetiyorum. Hani önceden denetimdeydi. Denetimde insanların sessiz ve böyle ağır başlı olması lazım. Hiç yok. Denetime geliyor, konuşuyor geveze geveze. Olmaz o iş. Tam tersi yap. Öbür denetimciler de amba sıkıyordu. Kim bu ya? Bir başımızda. Tabii, yani tabii. O enerjiyi at konuşarak sen bir işte. Evde o kadar konuşma, yorul mantığıyla da. Ama yine konuşuyor. Yok, evet, bitmiyor. Geliyor yani, yanıyor. Seni azıcık mutsuz edelim. Hep beraber hızlı bir şekilde İrem diyelim mi aralıklı? Böyle yapacağız bak. İrem, İrem. Hayır. Kabus olalım hadi bak. Bir, iki, üç. İrem, İrem. İrem, İrem. İrem, İrem. Efendim. Yok, İrem. Efendimi de kabul etmemiş. Fışt yaptın hocam. Hanımın bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Bir tek bu soruyu düşündüm. Yani hani hep hazırlıklı geliyorlar. Hakikaten bir tek bunu düşündüm. Yani o değneği kırar. Değiştirmez o huyunu. O değnek bozulur. İrem'in huyu değişmez. İşte o huyu değişsin. O değneği benim bir yerime sokar yine değişmez. Çok, hayır, diyelim yani, yaptın ya fışt. İşte o inat yani taktığı. Ha inat. Yani işte o inat ama ben. Böyle keçi inadı gibi değil de bir şeyi mesela 7 senedir aynı şeyi söyleyeyim. Yok kesinlikle ona böyle bir adım ileri atmıyor. Kabul ediyor musun bu eleştiriyi? Etmiyor. O da ona, o da o özelliğe. Etmiyorum, siktirsin gitsin ayrıca. Yani inat mısın kuzum? Tam tersi, o inatçı olduğu için beni inatçı zannediyor. Örneğin mutfakta işte lavaboda şey var. Ne derler ona, süzgeç mi, tel işte kırıntılar falan gitmesin. Çok ne, affedersin o konuda ben haklıyım ama canım. Onun adı ne? Kadar. İşte onu çıkarma diyor, mutfağa giriyor, çıkaramazsın. De bir anda geliyor yine böyle. Onu neden çıkardın falan diyor, kavga etmeye başlıyor ve beni onu işte kaldırmakla, inatçılıkla suçluyor mesela. Çok işte böyle olaylar zaten. Çok siktir boktan normalde bu hikaye. Ama yani ben onu lavabo tıkanmasın, 40 yıllık binada oturuyoruz. Hani mantıklı açıklamalarım var. Yok buna rağmen o her iş yaptığında onu kenara alıyor. Bir gün açtım gösterdim lavaboyu. Aynı bir arkadaşımız da bu kafadaydı. İki koca, iki eşimize böyle gösterdik. Açtım lavaboyu içindeki pislikleri. Bayağı da eğleniyorsunuz 4 kişi ya. Tabii yani onların evde de aynı kavga varmış. Açtık gösterdik. Yok diyor, benimki de aynı seninki gibi diyor. Onu kaldırıyor diyor, ben geri takıyorum. Böyle yıllardır o dandik metal parça. Mutfakta işi olmayan birisi bir anda bana direktif veremez yani. Hayda. Ne oldu lan bir anda? Dua etsin, mutfağa sokuyorum ben onu. Hayatım bu anayasanın değiştirilemez maddesi değil bu kadar. İşte yani desteklemiyor mu şu an? Hayır, yoktan var oluyor yine bir anda. Evet, mutfakta iş yapma. Ondan sonra gel onu oraya tak. Kimsin lan sen? Ama senin onun hayatını kolaylaştırıyorum aslında. O lavabo tıkanırsa yine benim kendi hayatımı da kolaylaştırıyorum canım. Sırf yani. Hayatını kolaylaştırıyormuş senin. Tıkanacak o lavabo, uğraşacaksın. Tıkanmadı, her evde 7 var. Yıldır tıkanmadı. 7 yıldır aynı çünkü evdeyiz. Takıyorum her seferinde. Oğlum çok da ikisi de haklısın. Şeyim ne güzel tartışma lan bu. Taktığını zannediyor çünkü takmıyorum. O sadece varken hocam sen mesela takıyorum diyorsun ya. Sen taktığında lavaboda bir iş yapılmıyor. Yani o yüzden de aslında oranın tıkanmamasının o maddeyle bir alakası yok. Ha, iş yapmasına kesinlikle engel bir alet değil ya. Lavabonun içine koyuyorsun. Daha büyük bezelyedir, pilavdır falan onlar kaçamıyor orada. Tamam ama sevmiyor belli ki. Onu da çıkartıyor. Ama pratik bir çözüm yani. Mantığının niye almadığını hala anlamıyorum. Çözüyormuşuz burada falan. Adam buraya ilişki testine yemin ediyorum bu konuda ikna etmek için gelmiş. Vallahi billahi. Yani biraz istiyor ki hep bunu konuşalım bundan sonra. Kuzum söz ver. Bundan sonra bir sefer takıyorsan bir sefer takmayacaksın. Yani %50 bir adım at. Ya zaten öyle yapıyorum şu anda. O varken takıyorum %50. Yokken takmıyorum. Ha, yokken takmıyorsun. Başım rahat, yok. Onunla mı uğraşacağım? Varken takıyor mu hocam? Sen varken. Duruyor evet, ben denk ya. Demek ki atıyorum iş seyahatine gidiyorum, hop hemen çıkarıyor arkamdan. Şimdi sen mutfakta sürekli böyle bakıyor musun, takmış mı takmamış mı diye? Bakıyorum hala. Oğlum bu neymiş ya? Geliyor Allah. Bir anda bakıyor. Bir anda geliyor yoktan. Bu kırıntılar ne böyle falan diye geliveriyor. Hani yapamaz öyle bir şey. Sonra benim adım inatçı oluyor. Tam tersi mesela hikaye de var o zaman onun açısından benzeri. Çöpe poşet takmak.
benim mantığım şey, işe giderken sabahları çıkarken atılır, akşam gelince de yenisini takarız. Yok efendim o an eskisini çıkardıysan yenisi de takılacakmış. O da öyle bir kural. Fatma neydi, ne girik? Fatma girik kuralları, Hülya, ne? Türkan Şoray kanunları gibi. Hepsini saydın ha. Filiz Akın, Adile Naşit, kim kaldı abi eskilerden? Tatil planını kim yapar ilişkide? Ben, organizasyon bende, her şey bende. O sadece tatilini yapar. Yok, bir de arabayı kullanır, araba kiralanır, ona kullan. Yani şöyle, her şeyi yaparım, enerjimi bitiririm artık. Al bu organizasyon şemamız, buraları gezeceğiz, harita burada. Sen beni götür, bu plaj diye. Ama şimdi ekleyeyim, mesleği zaten medya planlama. Çok iyi yapıyor. Öyle övmek, işi yıkmak için söylemiyorum. Yani normal bir ilk sene, yok 2014 ilk Yunanistan'a gittiğimizde geçen geyiği oldu arkadaşlarla. Yunanistan'ın haritasını elle çizmiş. O zamanlar internet yok, 2014 çok zorlu yıllar. Bayağı elle. Yine mecaz yaptı ha, anladık ama bu sefer. Yani 1,5. saatteyiz, nihayet anladık. Elle çizilmiş. Ben de geçenlerde yine bir tatil planı yaparak o dosyalar çıktı ortaya, İrem'in tatili. Arkadaşlara geyiğini yapacağım. O haritayı keşfettik. WhatsApp grubuna profil fotoğrafı. Gerçekten var. Çizmiş mi? Tabii. Plajları, gidilecek plajlar. Bu Halkidiki diye bir bölgesi var. Tamam. 3 yarımadalı, biri manastırı. Diğer 2 yarımadada popüler plajları böyle çizmiş, taramış. Burası değmez, buraya gidilir. Buranın feribot parası şu, sallıyorum. Bayağı böyle planlıyor. Ben öyle bulmuşum, ne yapayım? Ben ne katkı sağlayacağım bu aşamadaki bir insana yani? Bu seviyedeki bir insana ben ağzımı açamam ki yani. Ben piri reis devliyim. Ben ne yapabilirim Mesut Bey? Nereye gittiniz? Preveze Deniz Savaşı. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Dediği gibi de ben arabayı kullanıyorum. Şoförlüğüm o konuda şeydir. Hep böyle aman orada durman falan olur ya, eski babalar 50 kuşağı. Yok, hiç öyle değilim. Yani dururum. Plajı geçtikler, dünyanın en ters yerinde U yaparım. Zaten dünyanın 4 ülkesinden trafik cezam var. Öyle mi? Tabii. Hangi ülkeler? 2 Yunanistan var, onları ödemedim. Zaten şu an aramız bozuk. Ödeme, siktir et. O da... Alo! Yatırmıyorum lan, ne yapacaksınız? Yatırmıyorum, hadi bakalım. Diplomatik kriz çıkardı, yatırmıyorum. Al bak burada, al. İsviçre'yi seve seve ödetiyorlar. Orada var. Mektup yazdı, ağladı. Mektup yazdılar. Bize mektup geldi İsviçre'den. İsviçre'de mektubu geldi? Tabii. Bir gün kapıda bayağı eski üstü. Merhaba postan. Doğuş, yıllardır görüşmeyiz, nasılsın? Cezanın tespiti, işte şey, nerede hata yaptığım, radar... Ne kadar ceza? 50 kilometrelik yerden 61 ile geçmişim. TL'sini tamam. Diyor, ne kadar, kadar ceza? 270 frank, o sene frank 4 TL'ydi. Biz zaten uçak bileti... Şimdi bir. Bir çünkü düşmüş. İsviçre'nin ağzına sıçmışız hayat. Mektup geldi, okudum. Hemen o bahsettiğim, az önce bahsettiğim İkea'daki arkadaş. Aradım, abi dedim bana 270 frank ceza ödemişler, şey kesmişler. Zaten uçak biletini 250 franka aldık dedim. Yani 3 kişi. Ödedin mi sonra cezayı? Şöyle gelişti, komik bir hikaye. Arkadaşımın ilk tepkisi, adam mı öldürdün oğlum ben bilmeden dedi. O kadar para ne? 120 frankı galiba ceza, 150 frankı Türkiye'ye gönderme, ofis masrafları falan. Dur dedi. Adam orada yaşıyor yıllardır. Bunlara dedi biraz böyle ego değil de böyle beylik taslayıp bilgili bir şekilde cevap yazarsan dedi. İndirtiriz biz o cezayı dedi. Ne yazdınız? Biz İngilizce. Aynı ülke, iki ülkenin ekonomilerinin eşit olmadığını, şu an eşit. Bir kişiyi daha orta yolcu yaptım. Ne sağcıyız ne solcu. Tabii. Hakikaten böyle tam bir fakir edebiyatı yaptım ben İngilizce. İşte uçak biletimizin şu kadar olduğunu, benim işte kestiğiniz cezanın o anki maaşımın... I am poor. My country is very very poor. No 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 poor. İşte şey, benim maaşımın neredeyse 4'te biri bu ceza falan filan. Şişirdik. Arkadaşım onu tabii yurt dışında yaşama İngilizcesi güzelce bir revize etti. Yazdık, cevap geldi 1500. Bu arada mail, telefon, her şey yasak. Kesinlikle mektupla postaneden. Ne geldi cevap? Cevap, masrafları almayalım. 120 frank. Ya biz ülke olarak önce biz çok özür dileriz ya. Ben tabii mektubu alır almaz o heyecanla arkadaşa bir telefonda. Abi dedim, bir mektup daha mı yazsak dedim. Sen de bokunu çıkarma lan dedi. Öyle 120 frank ödedi. O zaman bu programı izleyenler İsviçre'ye mektup yazarak belki maaş alırız ha. Herkes yazsın mı durumunu İsviçre'ye mektupla? Tabii. Kazancım şu kadar. Babamı 3 yıldır görmüyorum. Zaten annem kayıp. Uydurun götürünüzden, bir şey olmaz. En sonuncusu İtalya.
O hiç tam cahil. Yani bilmiyoruz. Böyle yani giden varsa arkadaşlar hakikaten değerli bir bilgi yani. Bana sen mesela bu kuzum cezalarda mezalarda yanında duruyor musun bu adamın? Ay Yunanistan'da ilk yediğimiz ceza efsane, boşanıyorduk. Yani İpsala'ya gelene kadar boşanıyorduk. Neden? Şimdi park cezası yemişim. Giremeyecektik çünkü Yunanistan bizi alamayacak diye korktum. Çünkü gece kesildi ve o gün gidiyoruz, sınırı terk ediyoruz. Bir daha da gelmeyeceğiz. Ödemek için de yer yok. Çok da kuralcıyım. Ödememiz lazım. 30 euro muydu bir şey? 40 euro. Ondan sonra zaten bir gece 30 euro ne kalıyorum otelde yani. Bir de 30 euro ceza gelmiş. Kuş kadar tabii bütçeye böyle çıkmışım. Tabii böyle sakin anlatılmıyor. Sınıra kadar ben sanki Yunan başbakanını öldürmüşüm de kaçıyoruz. Bize bir daha bize kaç vermişler. Kaç tabii, buldular tabii, kaç. Ben döner dönmez Türkiye'ye gecenin o saatte de ertesi gün yaptığım ilk iş şu oldu. Çok giden bir arkadaşım var. Aradım abi dedim böyle böyle İrem beni öldürecek. Hani Yunanistan yakalamasa İrem öldürecek. 40 euro. Aman abi onlarda öyle bir sistem yok. Seni bulacaklar da büyük ihtimal sileceğe fiş koymuşlardır dedi. Evet dedim öyle. Dijitali mijitali yok bulamazlar. O arabayı da sattık zaten artık. Ben dün rüyamda yine Yunanistan'da... Arabayı alan adama 1 milyon ceza kesmişler. Mektup yazıyor. Merhaba, I am poor. Hocam, sence açık ol. İrem senden daha iyisini bulabilir miydi? Bulur. Herkesin bir üstü vardır her zaman canım yani. Bir kere senin yüzün 6.5. Yani zaten yani hani şöyle bir Google'a 107 yazan. Orada. 107 olanlar enter. Bulur muydu sence? Bulur. Neden? Yani fiziki düşünüyorsak direkt hayır, bulabilir. Genel olarak. Genel olarak mı? Birbirini tamamlama açısından bulamayabilirdi. Çünkü aramış zaten, bulamamış. Sonra aramış, sokları eritmiş. Sonra ben olmuşum. Yani 7 yıl önceki adama... Ne güzel. Gelmiş. Çok yakıştırdım ben size ama. Acayip bir tamamlama durumum var gerçekten. Teşekkürler. Sence kuzum bu adam senden daha iyisini bulabilir miydi? Yani herkesin tek bir ruh eşi yok. Birden fazla var, bulabilir yani. Evet. Kaç ruh eşimiz var? Vardır 3-5 tane herhalde. Öyle midir? Öyledir. Ha, bütün dünyada tek bir ruh eşi yalan o yani. Yalan bence. Ya zaten kaç milyar insan var yani bir zaten eşlerimizi muhtemelen böyle ne 1 kilometre çapta falan buluyoruz. Üniversitede bulmuşum mesela. Hani daha farklı bir çevre görseydim ya da o da daha farklı bir çevre görseydi bulabilirdi evet. İkimiz de bulabilirdik. Belki gezmiyoruz diye. Değil mi? Gezmiyoruz diye yakınımızda kim varsa en uygun olasılığı bulup evleniyoruz. Herkes birbirine şimdi bir boşanacak gibi baksın mı şurada? Çok da hakim olmadığın birkaç tane adam da var. Tatile gidebilirler mi? Sen olmadan. Ben mi? Hayır hayır. Hanım, iş yerinden birkaç tane adam var. 3-4 kişi tatile gidebilirler mi sensiz? Keşke gitse. Vallahi. Evet. Kafamı dinlerim anlamında mı? Evet. Cesaretlisin ha. Çocuğu da alıp gitsin ama. Yok ya. Ben tersini yaptım çünkü. Öbür dileği kalma kalırım çocuğu burada. Tamam çocuk da kalsın. Yeter ki gitsin ya. Yok kendi içinde yani değişiklik İyi gelir. Olur. Evet. Ne güzel yani. Yani öyle bir eve tıkılmak ne bileyim. Gitsin hiçbir şey. Sizin böyle başlamayayım. Kısır çekişmelerin, kavgaların üzerinde bir iletişiminiz var. Ben o yüzden bayıldım size yani. Valla o gidebilir mi kuzum? Gidiyor. Birkaç kız var. Bak, gidiyor. Nereye hatta gidiyor? Kızların evinde de kalıyor. Kızlarla tatile gitmedim canım ben hiç. Evinde mi kalıyor? Şöyle bir şey var. 60 dolara evliliğimizi satıyorduk. Şey. Hayır ya. 75. Buradan da çocuğu satıyoruz onu da söyleyeyim. 75 diye öndeki gide. 75 ya o kadar ucuza değil. Şöyle bir şey var. Anlat. İşte iş seyahati nedeniyle Londra'ya gidiyordu. İş merkezi orada. Çağırıyorlar. Onlar da şey eğer otelde kalmayıp bir arkadaşınızla kalırsanız şirket 75 dolar veriyor ekstradan. Bizim sen de... bir kız arkadaşından mı kaldın hocam? Evet şirketten. 75 biraz... dolar için mi? Yok 5 gün kaldım canım. 375 dolar için çünkü. Evet, tabii. Ama öyle o da kalıyor. Yani sonra kendine bir şeyler aldı zaten. Sen bir, iş yerinden bir kızla aynı odada mı kaldın? Odada değil koca ev 4 kişi paylaşıyorlar. 4? Kim mi o dört kişi? Kim iki erkek, yok iki erkek, iki kızlar evde. Tamam. Ben de misafir, salon diye böyle bozma bir beşinci oda. Olarak gittim. Ha, beşinci olarak. Ha. O kendi de önerdi. Çünkü aynı arkadaş da gelip bizde kaldı. Şimdi yarım anlatıyor. Ben burada şey gibi oldum. O kız sizde mi kaldı? Kaldı. Bir hafta kaldı. Gezdiler, tozdular. İkiniz? Yok. Hep beraber. Sen hiç anlatmıyorsun bunları kuzum. Tabii işte. Ben onu diyorum ya işte. Beni burada ama. İpe götürür yani. Bayıya bak soruya cevap verdim. Sormadınız ki. Sizin de moderatörünüzü sıçayım ben affedersin.
Hadi puanlayalım. Çağdaşlık. Dur daha demedik. 10 üzerinden 10 diyenler o desin. Tabi lan. Medeni harflerde bir çift. Sadakat. 10 diyenler o desin. İnanmadınız lan sadakate. Dışını anlarız. 7 diyenler o desin. Yoruldunuz mu? O'nu sıkıyorsun. Bir de maskenin altında ne dediğinizi belirin. Gönderdim. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. Benim gibi 9 üzeri diyenler o desin. Çok güzel bölüm. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün Barış'ın. Deden yok değil mi? Yok. Oğlum kız öpüşmeye geldi durdu. Deden burada mı? Alkışlarla. Bendeniz Mesut Süre. Şunu söylemek isterim ki sorun yataksa çözüm yatak. Aferin ya. Eğer bu vakte kadar en az 3 kez kahkaha atıp hala YouTube kanalımıza abone değilseniz naif beddua severim. Evli olun. Kocanız evliliğinizi 5 dolara satsın. Dolar ne kadar mı? 1 TL. Bölüm biter, bay bay. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ayaklarına sağlık. Vakit ayırdınız. Bu şartlarda geldiniz. Biter misiniz? Görüşürüz. Şöyle coşkuyla akışa gönderin.